Evet, bir Başlayalım. sonraki evet, bir sonraki oturumumuza hoş geldiniz. 6 tane sunumumuz var bu oturumda. Hemen birincisiyle başlayabiliriz. Çekirdek sayısının hesaplamalı gemi direnci analizi performansına etkileri isimli sunum. Ali Can Koyuncuoğlu yapacak. Görebiliyoruz, duyabiliyoruz sizi. Buyurun, dinliyoruz. Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Değerli hocalarım ve sevgili dinleyiciler, bugün size çekirdek sayısının hesaplamalı gemi direnci analiz performansına olan etkileri hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Dünyadaki toplam karbon emisyonunun 124'ün ulaştırma sektörü tarafından gerçekleştiği, denizcilik sektörünün ise bu orandaki payının %11 civarında olduğu bilinmektedir. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından alınan son karara göre 1 Ocak 2023 tarihinden sonra enerji verimliliği tasarım indeksi değerinin %30 oranında daha da azaltılması zorunlu hale gelecektir. Bu yüzden daha verimli ve daha modern gemilerin tasarlanması, dolayısıyla buna yönelik yapılacak hesaplamalı simülasyonların önemli kritik bir yere sahip olmuştur. Ancak zamana bağlı çok serbestlik dereceli ve dalga durumları içeren güvenilir direnç analizleri yüksek başarılı hesaplama sistemleri gerektirmektedir. Yüksek işlemci gücü ve yüksek bellek kapasitesi ihtiyacı doğuran bu tip analizlerde hesaplama sisteminin verimli kullanılması ve istenilen sonuca hızlı ulaşılması adına analiz performansları da bizim için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma kapsamında hesaplamalı akışkanlık dinamiği vasıtası ile bir açık deniz destek gemisi modelinin sakin su koşullarında ve dalgalı su koşullarında çift serbestlik derecesine sahip akış simülasyonları İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Ulusal Yüksek Başarılı Hesaplama Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Yüksek işlemci gücü ve yüksek bellek ihtiyacı olduğundan dolayı gemi modelinin ek dalga direncinin yanı sıra çekirdek sayısındaki artışın hesaplama sisteminin performansına olan etkileri de ayrıca incelenmişti. Hesaplama sisteminin gücü dikkate alınarak gemi model katsayısı 1 bölü 30 olarak belirlenmişti. Gerçek gemimizin hızı 10 knot'tır. Bu hıza karşılık gelen furut sayısı da 0,175'tir. Bu furut sayısı kullanılarak hesaplanan model gemi hızı ise 0,39 metre bölü saniyedir. Geminin başkaç vurma ve dalıp çıkma hareketlerine sadece bu iki harekete izin verilmişti. Bofor 7 hava durumu referans alınarak oluşturulan dalga modelleri 3,4 metre dalga boyuna ve 0,678 Hz'de dalga frekansına sahipti. Yapılan bu çalışmada kullanılan toplam 4 adet sunucu kullanılmıştır. Her bir sunucu AMD EPC7742 2,4 GHz saat hızında 2 adet işlemci, 256 GB RAM kapasitesini ve 128 çekirdeğe sahipti. Performans ağ bağlantıları 200 gigabit bölü saniye HDR InfiniBand anahtarı ile oluşturulmuştu. Paralel hesaplama işleminde Intel MPI platformundan yararlanılmıştı. Yazılım arayüzü Java API ile oluşturulmuş olup derleyici olarak GNU Compiler Collection kullanılmıştı. Yapılan analizler StarCSM yazılımında gerçekleştirilmişti. Oluşturulan modelde zamana bağlı sıkıştığımız Runs denklemlerinin çözümü gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli literatürde yoğunca kullanılan ve bu problemlerde iyi sonuç verdiği ispatlanmış SSD K-Omega modeliyle modellenmişti. Serbest su yüzeyi volume of fluid tekniğinden yararlanarak modellenmiştir. Konvektif ve viskoz terimler ikinci derece doğruluk ile çözülmüştür. Zaman aylıklaştırması gene ikinci mertebe şema ile yapılmıştır. Basınç ve hız arasındaki eşleştirme için de simple algoritması kullanılmıştır. Oluşturulan ağ örgüsü modelinde gemi çok yüksek ve büyük frekanslı hareketler yaptığı için daha iyi çözüm almak için oversaturation metoduna başvurulmuştu. Ayrıca dalgalı durumda geminin etrafında çok yüksek dalgalar oluştuğundan ve bu dalgalarda iyi çözüm elde edebilmek adına
dalganın etrafında daha sık mesh atmamız gerekmekteydi. Bu yüzden adaptif mesh metodundan faydalanıldı. Ayrıca hücre sayısındaki değişimin analiz performansına olan etkilerinin görülmesi adına iki farklı hücre sayısına sahip ağ yapısı kullanıldı. İlk ağ yapısı, yani vaka A 5 milyon hücre sayısına, vaka B de 50 milyon hücre sayısına sahipti. Ek dalga direncinin geri dalgalı koşullarda gemi üzerinde oluşan ortamın toplam direnci ile sakin su koşullarındaki toplam direncin farkı olarak hesaplanır. İki farklı durumda, hem sakin suda hem dalgalı suda geminin ana makine gücü bu çalışma için sabit kabul edildi. Ana makine gücünün geminin sahip olduğu çevre koşullarındaki direnç değerine oranı bize geminin hızını vermektedir. Geminin dalgalı durumdaki hızının referans hızı oranı da bize çevre katsayısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan direnç analizleri sonucunda sakin su koşullarında direnç değeri 2.75, dalgalı su koşullarında 16.9 olarak hesaplanmıştır. Bofor 7 deniz durumunda ise %80, yani dalgalı koşullarda %80 oranında bir hız düşümü gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak çevre faktörü katsayısı 0.22 olarak hesaplanmıştır. Dalgalı koşullarda problemimiz kuvvetle dinamik olduğundan dolayı direnç değerlerinde çok büyük genliklerde değişim gerçekleştirmektedir. Bu yüzden her zaman adımı için ortalama direnç değeri alınmıştır ve direnç değerinde çok ciddi bir değişim, çok küçük oranda değişimler olduğu için bu göz ardı edilerek analizin yakınsadığı, dalgalı koşullar için analizin yakınsadığı kabul edilmiştir. Analizin yakınsanması için 9000 zaman adımı oluşturulmuştur. Sakin su koşullarında ise direnç değeri sabit bir değere yakınsadığından dolayı herhangi bir ortalama alınmamıştır. Bu şekilde sol taraftaki kontürlerde geminin dalgalı durumda yaptığı hareketi görmekteyiz. Geminin çok yoğun, dalgalı durumda çok yoğun hareketler yaptığı görülmektedir. Sağdaki şekilde ise gemi etrafındaki serbest su yüzeyi yükseklikleri görülmektedir. Dalgalı durumda geminin etrafında 0.15 mertebelerinde dalgaların serbest su yüzeyi yüksekliklerinin oluştuğu görülmektedir. Direnç sonuçlarından ek olarak analiz performansını incelediğimizde çekirdek sayısındaki artış beklendiği gibi paralel hesaplama veriminde bir düşüşe sebebiyet vermiştir. Bu düşüşün sebebi ise çekirdeklerin arasındaki iletişimin artmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Düşük verim limiti olarak %40 oranı belirlendiğinde 5 milyon hücre sayısı kullanılan durumda 192 çekirdekte düşük verim limitine ulaşmıştır. 50 milyon hücre kullanılan durumda, yani vaka B'de 384 çekirdek sayısında düşük verim limitinin altında kalmıştır. 512 çekirdek kullanıldığında ise A vakasında verim %17'ye, B vakasında verim %26 seviyelerine kadar gerilemiştir. Çekirdek paralel hesaplama veriminden farklı olarak hızlanma, bir analizin sonucunun bize çok hızlı gerektiğinde bizim için hızlanma önemli bir parametre haline gelmektedir. A vakasında hızlanmanın 2 düğüm noktası kullanıldığında 192 çekirdek sayısında, 3 düğüm noktası kullanıldığında ise 384 çekirdek sayısında asimtot değere ulaşıldığı görülmektedir. B vakasında paralel hesaplama verimi düşse de hızlanmada yaklaşık 8 kat bir artış izlemiştir. B vakası için hızlı 50 milyon hücre kullanıldığında hızlı bir sonuç elde edildiğinde yüksek çekirdek sayısı bizim için iyi bir sonuç vermiştir. Bir zaman adımının çözümü için geçen süre ile alakalı olan grafik şekilde görülmektedir. A vakasında çekirdek sayısının 128'den fazla olduğu durumda iterasyon süresinde ciddi bir azalma olmadığı görülmüştür. Yani A5 milyon hücre için 128 çekirdek ve daha üstü kullanımlarda simülasyonun toplam süresinde çok fazla bir değişiklik gözlemleyemedik. B vakasında çekirdek sayısının artmasıyla beraber bir zaman adımının çözümü için geçen sürede ciddi bir azalma meydana gelmektedir.
Çekirdek sayısındaki artış toplam simülasyon süresinde B vakası için 1382 saat bize kazanç sağlamıştı. Ancak A vakası için bu değer 125 saatle sınırlı kalmıştır. Simülasyon yükünün hesaplama kaynağına oranı ne kadar yüksek olursa bu bizim için çekirdeklerin daha aktif kullanıldığını göstermektedir. Simülasyon yükü hücre sayısı çarpı iterasyon sayısı olarak tanımlanmıştır. C hesaplama kaynağı ise çekirdek sayısı çarpı çekirdeğin çalışma saniyesi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak oran ne kadar yüksek olursa çekirdekleri o kadar verimli kullanıldığı görülmektedir. A vakasında sistemin 32 çekirdeği kadar daha aktif kullanıldığı görülmektedir. 50 milyon hücreli vakada ise 64 ve daha fazla çekirdek sayısında 5 milyon hücreye göre sistem daha verimli, daha aktif kullanıldığı görülmektedir. Yapılan her iki analizde de grafiklerle görüldüğü üzere çekirdek sayısındaki artış akabinde RAM sayısında yani toplam bellek ihtiyacını arttırmaktadır. Hücre sayısındaki artıştan dolayı 2 ila 5 kat daha fazla bellek ihtiyacı olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmanın sonucunda çekirdek sayısının 64 ve daha fazla olduğu durumda paralel hesaplama simülasyon veriminin yüksek hücre sayısına sahip olan vakada diğer vakaya göre daha da arttığı gözlemlenmiştir. Çekirdek sayısının artışına bağlı olarak iterasyon sürelerinin sürekli bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Simülasyonlar hücre sayısının artmasıyla çekirdek sayısının iterasyon sürelerindeki hızlanmaya katkısının arttığını işaret etmektedir. Hücre sayısındaki artışın bellek ihtiyacının 2 ila 5 kat civarında da yükseldiği daha önceden de söylediğim gibi tespit edilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 2 serbestlik derecesi yerine 4 veya 6 serbestlik derecesinin kullanılarak analiz performansına olan etkileri ve farklı türbülans modelleri de kullanılarak analiz performansının etkilerinin incelenmesi planlanmaktadır. Sunumumu algılı durumda geminin yaptığı hareketi gösteren bir böyle sonlandırmak istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere dalgalı durumda gemi çok ciddi hareketler yapmaktadır ve geminin baş kısmı neredeyse suyun içine tamamen girmektedir ve bu da geminin hız düşümüne sebebiyet vermektedir. Gemideki hız düşüşü akabinde servis hızını yakalamak için ana makineyi daha da yüklemesi ve bu yükleme sonucunda da ana makinenin daha fazla egzoz gazı üretmesi anlamına gelmektedir. Bu da bizim için emisyon değerlerini yükseltmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz var ise alabilirim. Teşekkürler. Evet, herhangi bir sorumuz var mı? Ben sorayım. Tabii, buyurunuz. Merhabalar, teşekkürler sunumu için. Güç tüketimine baktınız mı? Sonuçlarda ben göremedim ama performans sonuçlarınız vardı. 128, 256 çekirdek gibi. Güç tüketimine de bakmış mıydınız? Güç tüketimini incelemek. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Online sorumuz yok. Ben aslında şey merak ettim. Bu yani gerçek buradaki bazı parametreleriniz var. 5 milyon, 50 milyon hücre. Evet. İşte adım sayısı gibi. Bunlar gerçekteki bir tasarımda da bu boyutlarda mıdır? Veya sizin bu aslında yaptığınız model de gerçek bir boyutta bir model midir? Aslında şöyle, gemi 1 bölü 30 model ölçeği kullanıldığında geminin boyu şuradan da göstereceğim üzere gerçekte 80 metre civarı. Ancak dalgalı durum için full scale çalışıldığında 87 metrelik bir gemi kullanıldığında hücre sayısında çok ciddi bir artış gözlemledik. Yani yaklaşık 100 milyon, doğru bir çözüm için oluşturan ağda 100 milyona kadar çıktığını gördük. Ancak biz bu elde ettiğimiz değerlerde yani aldığımız sonuçları ITCC'nin prosedürünü referans alarak gerçek bir gemi boyutlarında oluşacak direnci geçiş yapabiliyoruz. Zaten bu çalışmada full scale için yapılacak analizlerde gerekli olan hesaplama yükü, bilgisayar gücü ihtiyacı için yapıldı. Yani model için
aslında 5 milyon mesh sayısı bizim için yeterli olur ama modeli full'e çıkardığımızda evet 50 milyonlara çıkacaktır. 50 milyon 100 milyon arası bir mesh sayısı göreceğiz. Teşekkürler tekrar. Evet, bir sonraki sunumumuza geçebiliriz. Ekran paylaşımını Dur. bitirebilirsiniz. Teşekkürler. Evet, bir sonraki sunumumuz Uğur Erbaş. Eklediniz mi? Tamam. Kullanılan çekirdek sayısının kapsama alanı haritası çıkarılma performansına etkisi. Heh. Uğur Erbaş, duyuyor musunuz bizi? Mute'sunuz şu anda. Heh, tamam. Hocam duyuyorum. Sesim geliyor mu? Şu anda biz de duyuyoruz. Ekran paylaşabiliyor olmanız lazım. Hocam şu an ekran gözüküyor mu? Ekranını da görüyoruz. Gayet güzel. Biz hazırız. Siz hazırsanız başlayabiliriz ama. Buyurun. Tamamdır. Merhabalar. Ben Uğur Erbaş. Bu çalışmamızda kullanılan çekirdek sayısının kapsama alan haritası çıkarılma performansının etkisini inceledik. Şöylelikle bahsedeyim. Sunum konum sıram, giriş, elektrik alanların hesaplanması, ışın izleme algoritması, yöntem ve benzetimler, ardından da sonuçlara bakacağız beraber. Öncelikle şunu anlatayım. Son zamanlarda haberleşme teknolojisinin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte bazı istasyonlarına olan ihtiyaç da paralel olarak artmıştır. Kısa alanlarda az sayıda kullanıcı olması nedeniyle sadece bir tek baz istasyonu varken nüfusun yoğun olduğu kentsel alanlarda servis kalitesini artırmak için çok sayıda kullanıcı olması nedeniyle daha fazla baz istasyonu bulunmaktadır. Her iki durumda da sağlıklı bir iletişim için baz istasyonlarını doğru yerlere konumlandırmak gerekmektedir. Ayrıca yeni gelişen 5G teknolojisinde de frekansın artmasıyla birlikte daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu durumda da baz istasyonları doğru konuma yerleştirmek için elektrik alanları tahmin etmek ve kapsam alan haritası çıkarmak çok önem arz etmektedir. Biz bu çalışmamızda Ege bölgesine ait bir bölgenin 3 boyutta sayısal verilerini kullandık. 3 boyutta sayısal veriler ile arazinin X, Y, Z bileşenleri MATLAB ortamında çizilmiştir. Ardından arazi üzerinde iki farklı nokta seti seçilmiş ve arazinin 2 boyutlu profili çizilmiştir. Daha sonra ise bizim yazmış olduğumuz ısın izleme algoritması çalıştırılmış ve tüm yansıyan doğrudan gelen ve kırılan ışınlar şekil 1'de gösterildiği gibi belirlenmiştir. Şekil 1'de görülüyor zaten. Burada doğrudan gelen ışınlar, yansıyan ve kırılan ışınlar burada görülmekte. Elektrik alanlar için, elektrik alanlar kırılan alanlar için yani bu ortadaki alan için uniform kırılım teorisiyle yansıyan ve doğrudan alanlar için ise geometrik optik modeliyle hesaplanabilmektedir. Biz bu çalışmada süper iletken bir yüzey olarak kabul ettik. Kırılma ve malzeme içindeki yayılmayı ihmal ettik. Biraz daha hesaplamak kolay olsun diye. Elektrik alanların hesaplamasına gelecek olursak doğrudan gelen ışınların elektrik alanı formül 1'deki gibi ifade edilebilir. Burada E eşittir 1 bölü S0 E üzeri eksi JKS. Buradaki K bizim dalga sayımızdır. S0 ise verici ve alıcı arasındaki mesafedir. Yansıyan elektrik alan ise burada bir R kat sayısı ekliyoruz. Burada da 1 bölü S EJ KS oluyor. Burada da yine R yansıma kat sayısı S ise yine alıcı, verici ve zemin arasındaki toplam mesafedir. Kırılan alanların elektrik alanı ise E eşittir EI DA S E üzeri JKS olarak bulunmakta. Buradaki EI gelen alanı ifade etmektedir. A ise bizim yayılma faktörümüz, D ise kırılım katsayımız olarak bulunmaktadır. Kırılım katsayı da formül 4'teki gibi bulunabilir. Buradaki FX dediğimiz şey geçiş fonksiyonudur. Buradaki işte de beraber alanlarımızı hesaplayabiliriz. Diğer bir konumuz ise ışın izleme algoritmasıdır. Işınlar doğrudan yansıyan ve kırılan olarak sınıflandırılıyor.
Işınlar kaynaktan alıcıya kadar izlemek, ışın izleme algoritmasının çok önemli bir parçasını oluşturmuştu. Aslında birçok ışın izleme algoritması mevcut. Ancak temelde iki metot kullanılıyor bizim araştırmalarımızda, biz bunu gördük. Bunlardan birisi görüntü yöntemi, diğerisi ışın fırlatma yöntemiydi. Işın fırlatma bir yönteminde adım sayısının daha az olduğu gözlemlenmiş eskiden yapılan çalışmalarda. Bizim de yansıma sayımız ve alan boyutumuz dikkate alındığında zaman açısından daha kısa olacağını düşündüğümüzden ışın fırlatma metodunu kullandık. Işın fırlatma metodu da 3 aşamada tamamlanıyor. Işın fırlatma, ışın başlatma, ışın izleme ve ışın alım olarak. Yönteme gelecek olursak, ilk olarak elimizde bulunan noktalardan 3 boyutlu bir yeryüzü haritası oluşturduk. Görüldüğü üzere şekilde bir haritamız var. Bu haritadan bir x'ye ikisi seçtik. Burada gördüğünüz üzere merkez olarak tepe noktada bir merkez seçtik. Ardından bu merkezi 3000 metre ilerisinde yeni bir nokta seçtik ve burada bir iki boyutlu dönüşüm penceresi uyguladık. Gördüğünüz üzere bu beyaz olan, transparan olan şey de bizim iki boyutlu dönüşüm penceremizdir. Bu iki boyutlu dönüşüm penceresini oraya uyguladığımızda böyle bir profil elde ediyoruz. Bu da bizim iki boyutlu haritamız. Burada sıfırdan değil de direkt kestiği noktadan aldık ki daha net görünsün diye. Sıfırda aldığımızda biraz daha az görünüyordu. Şimdi bizim geliştirdiğimiz ışın izleme algoritmasında iki boyutlu yüzey haritasında iki nokta arasındaki bölgeyi biz kısa çizgilerle modellemiştik. Böylece iki nokta arasındaki yüzeye, yani kısa çizgilere gelen yerlerde yansıma, uç noktada gelen yerlerde ise kırınımlar yapılabiliyor. Bu nedenle de ışın takip yapmak ve istenilen noktalarda elektrik alan hesaplamak için de bir önceki şekilde gördüğümüz bu iki boyutlu arazimizi kısa çizgilerle ifade ettik. Burada 50 metre olarak kullandık iki çizgi arasını. Bunu daha da azaltabiliriz ama bu sefer bizim kırınım sayımız çok fazla artıyor. Yansıma sayımız arttığı için işlem süremiz bayağı artmıştı. O yüzden de şimdilik ilk olarak 50 metre aralıklarla biz bu çizgileri belirledik. Ardından 0 nokta, yani 225 metreye bir anten geliştirdik ve bu anteni 1800 MHz'de çalıştırdık. İlk olarak kırınan elektrik alanları hesapladık biz arazimizde. Burada görüldüğü üzere -8.35 dB'den -76.78 dB'ye kadar uzanan bir elektrik alan sonucunu elde ettik. Sonra ise bu kırılan alanlara doğrudan alanların etkisini incelemek istemiştik. Bunu da eklediğimizde böyle bir şekil elde ettik. Beklediğimiz gibi de elektrik alanlarımız daha da arttı. Burada 0.4 dB'den -75 dB'ye uzanan bir elektrik alan elde ettik. Sonra ise yansıyan alanları hesaplamak istemiştik. Gördüğünüz üzere antenden yansıyan ışınlar oluşturduğu elektrik alanlar burada görülüyor. Ardından bu yansıyanlara doğrudan da etkisini ekledik ve böyle bir şekil elde ettik. Burada da tabii yine elimizde bir sonuç vardı. Yansıyanlara doğrudan eklediğimizde elektrik alanda artışlar gözlemlendi. Son olarak ise hepsini aynı anda görmek istemiştik. Doğrudan yansıyan ve kırılan ışınları bir pencerede hesapladık. Ve böyle bir şekil elde ettik. Burada da 0 nokta, aşağı 0 dB'den -70 dB'ye kadar uzanan bir elektrik alan mevcut. Tabii ki şöyle, yer şekillerine bağlı olarak kırılmalar oluyor, dalgalanmalar oluyor. Birazdan onu da göreceğiz. Bunları hesapladıktan sonra verici anten seviyesinde acaba elektrik alan nasıl değişiyor? Biz bunu görmek istemiştik. Yani şöyle. Şöyle ki bir seviyemiz, şuradaki 225 noktasına bir çizgi çektik ve böyle bir şekil elde ettik. Şekil ondan da görüleceği üzere verici anten noktasında hesaplanan toplam elektrik alan yaklaşık 0 dB iken antenden uzaklaştıkça toplam elektrik alan azaldı. Tabi gerçeklerine bağlı olarak da kırılmalar vardı ve dalgalanmalar oldu. Ardından bir profil boyunca kastırma haritasını çıkardık. Ve şöyle düşündük, bir dairesel kastırma alan haritası oluşturalım ve bunu da 10 derece aralıklarla hesaplayalım.
biz bunu daha da azaltabilirdik. Bir dereceye de indirebilirdik ama bizim zamanımız çok artıyordu, işlem süremiz. O yüzden de 10 derece için makul bir kabul ettik. Görüldüğü üzere bunu da uyguladığımızda toplamda yani 36 tane pencereyi birleştirdik ve böyle bir kapsam haritası elde ettik. Görüldüğü üzere merkez noktada bir elektrik alan sıfır dB'lerdeyken yavaş yavaş azalıyor ve gerçeklerine bağlı olarak değiştiği görülmekte. Tabii ki ardından biz bunları nasıl yaptık? Paralel olarak hesapladık. Yaptığımız işlem aslında basit bir işlemdi. Biz bu işe yeni başladığımız için bunun performansını görmek istemiştik. İşlemlerimiz çok uzun sürüyordu. MATLAB ortamında paralel araç kullanarak hesaplama yaptık ve işlem süresini ölçtük. İşlem boyutu çok büyük olduğundan sadece birer kez çalıştırma imkanı bulabildik. Kullanılan istasyonumuz HP marka Intel Xeon CPU. 2 işlemcili bir 176 GB RAM'e sahip bir iş istasyonuydu. Aldığımız sonuçlar tablo 1'de gösterilmekte. Görüldüğü üzere 28 GB kullanıldığında 32.965 saniyede işlemimiz tamamlanmışken simülasyonumuz, 1 GB kullanıldığında 467.000 saniyelerde özetim tamamlandı. Bu çok çok uzun süreler. O yüzden de biz çalışmaları kısa tutma çalıştık. Daha iyi görebilmek için de çekirdek sayısının grafiğini çizmek istedik. Görüldüğü üzere üstel bir azalış görüldü. Aslında bu da beklediğimiz sonuçtu. Yani bazı yerlerde artışlar, azalışlar olmuş ama genel olarak üstel bir azalış görmüştük. Sonuçları anlatacak olursak, yani basit onlar doğru yerleştirilmek önemlidir. Biz burada uniform krom teorisi ve geometrik optik yöntemiyle ışınları izledik ve elektrik alanları hesapladık. 3 boyutlu haritalardan 2 boyutlu haritalar elde ettik. Ardından da elimizde veri vardı. Oradaki 3000 metre yer çapında dairesel bir elektrik alan, kapsam alan haritası oluşturmak istemiştik ve bunu da oluşturduk. Tabii ki daha güzel şekiller çıkarabilirdik. Süreler arttığından dolayı biz böyle yapabildik. 50 metreyi 1 metre indirebilirdik. 10 dereceyi 1 dereceyle döndürebilirdik. Kapsam haritası oluştururken çok işlemcili bir istasyonu kullandık ve çekirdek sayısının da buna etkisini incelemiş olduk. Kullanılan çekirdek sayısı arttıkça da işlem süresi üst olarak azalmıştı. Çalışmalarımız şöyle dağlık arazilerde başladı. Şu anda aslında devam etmekteydi. İlerleyen zamanlarda gelişmenin olduğu yapılara ve yerlere de yavaş yavaş geçecektir. Çünkü bir şey için onlar da bizim için gerekli. Şu an çalışmalarımızın ilk aşamalarındayız. Yeni senaryolar hazırlıyoruz ve ışın izleme algoritmamızı deniyoruz. Şu an elimizde 400 kilometre karelik bir veri var. Bunların üzerinde de denemeler yapıyoruz. Tabii ki çok yavaş ve yaptığımız işlem şu an çok basit olarak görünmekte. Bunun için hocalarımız var projemizde. Yapay zeka ile bu konu üzerine çalışmaktalar ve CUDA ile paralel hesaplama üzerine de çalışmalar yakında başlayacak. Şu an için böyle. Kaynaklarınız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. Sorumuz var mı audience'tan? Odadan? Online'da görmüyorum. Şeyi söylemişsiniz zaten, bir dağlık arazide başladık diye. 5G özelinde aslında yapıyorsunuz. 5G daha çok böyle şehir içerisinde kullanılma amaçlı, değil mi? Yanlış biliyor doğru mu? Öyle bir deneme henüz yapmadınız galiba, ileride yapacağız. Şöyle ki şu an aslında elimizde yapılan bir çalışmamız var. Biz kendi binalar çizdik dağlık arazilere ve onların şöyle üçgen kenarlı kama ve dairesel olarak onları senaryolar hazırladık ama şu an bu çalışmayı eklemedik. Onlar devam ediyor. Yazdığımız ışın izleme algoritmasını orada deniyoruz. Sonuçları karşılaştırıyoruz. İlerleyecek. Bir de
Bu iki boyutlu dilimler alıyorsunuz. 10 dereceyle döndürüyorsunuz onu, değil mi? Daha sonra oradan bir 3 boyutlu bir şey, onları birleştirerek 3 boyutlu bir veriye dönmüyorsunuz. Onlar öyle kalıyor. Yanlış mı anladım ben orayı? Evet, şu an için 3 boyutlu veriye dönmüyor. Doğru. O zaman her 2 boyutlu dilimi ben tamamen birbirinden bağımsız olarak paralel yapabilirim, değil mi? Evet. Zaten paralelleştireceksem, yani sizin paralelleştirmeniz bir 2 boyutluyu alıp o 2 boyutluyu paralel çözmekti. Oradaki de hesapları paralel yapmaktı. Yanlış anlamadıysam. O yüzden de aslında paralel threadler arasında bir şey oluyor tabii. Muhtemelen haberleşmeden dolayı bir yavaşlama oluyor. Lineer bir speed up almıyorsunuz. Evet, ama aynen öyle. Hani 36 tane şeyim varsa zaten 2 boyutlu, onları tamamen independent paralel de yapabilirim. Şu andaki şeyinizle. Peki o 2 boyutlular sonuçlar ileride birleşecek mi? Şu anlık mı öyle? Şu anlık böyleydi. Bunlar ileride birleşecek ve 3 boyutlu tamamen bir nasıl desem yani yoğunluk haritası oluşturacağız. 3 boyutlu. Peki, teşekkürler tekrar. Herhalde başka bir sorumuz yok burada. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Peki, sonraki sunumumuza geçebiliriz. Evet, sonraki sunumumuz burada herhalde konuşmamız. Ama oradan paylaşacak. Evet, onlar paylaşacak. Sana varsa yaptım. Evet, efficient thread to core mapping for application level redundant multi-threading. Hello everyone. This is Dr. Sanem Arslan from Marmara University. I'm happy to present our work, Efficient Thread to Core Mapping for Application Level Redundant Multi-Threading. This work was done when I was a postdoctoral researcher at Barcelona Supercomputing Center with Dr. Osman Ünsal. This is my outline. So since I don't know the background of attendees here, I want to give a brief background information about reliability. Soft error, which is a kind of transient error, simply results from a temporary change of a single bit in a semiconductor device. This is caused by these thermal waves or cosmic rays or thermal neutrons. And when this soft error hits your data in the memory, it becomes corrupted, okay? And it will be corrupted until it is updated. So this is a temporary fault. With the continuous decrease in transistor sizes in current chip multiprocessors, these chips becomes simply more vulnerable to such kind of errors. Maybe we cannot see the effect of soft error rates in our daily lives with laptops, but in terms of HPC systems, the rates are considerable. That's why reliability should be an important design challenge for the modern architectures, as well as performance and power consumption. For the reliability problem, the most straightforward solution is providing redundancy. You can provide the redundancy either in thread level or core level. So if you provide two execution copies, as you see here on the left-hand side, this means dual modular redundancy. We can simply replicate the input for two execution copies, and these copies are executed independently. Then at the end, we can simply check the output, and we can detect whether there's a fault or not. If we want to correct the error, the case of error, we should do triple modular redundancy. In such a case, three execution copies should be executed, and the correct output should be determined based on majority voting. In our work, we provide the redundancy in thread level. This is what we call redundant multi-threading, RMT.
In such a case, identical copy of threads will be executed either on the same or different cores. This is good for reliability, yes, but this is bad for performance and power consumption because we simply inject new threads to the system. This study is simply a follow-up study, so I have to mention our previous study first. In our previous study, what we have do, we simply analyze the applications and we perform fault injection experiments as well as we analyze the execution time percentages and we try to observe which function is more critical than the other ones in our application. After determining the most critical function, we simply annotate that code region in our source code, like you see in the second part. And we simply annotate this part by using ActivateRMT. ActivateRMT is a function, a library function, which is implemented by us. So we say that this function is the most critical one, so I want to execute that function redundantly. So in background, as you see in the third part, our simply a library function replicate the inputs, create the threads, execute them in parallel, and the output of each thread is simply compared. And if there's a fault with the thanks of a majority voting system, we are simply sending the correct output to the application. So by using these three copies, we can both detect and correct single bit fault. So in this study, our motivation is something like that. We can construct a multi-application workload, and in such a case, there will be redundant threads. And if we have limited number of cores, these redundant threads will share the same core that they will compete for the shared resources. So performance will be affected from how we map these threads to the available cores. In this study, we propose different thread-to-core mapping strategies in our application-level redundant multi-threading method. We provide both a set of static mapping methods. In the static mapping methods, we simply analyze the applications beforehand, and we collect some preliminary information like execution time, IPC, or cache usage behaviors. Then we decide how we should map these application threads to the available core. On the other hand, we simply use a dynamic mapping method. In such a case, we don't simply collect any preliminary information, and dynamically we decide which thread should core which core. So when we look at thread-to-core mapping strategies in the literature, it is commonly studied area in current CMPs. They can simply decide how we map threads to the core based on their L1 cache usage, L2 cache usage, IPC value, or the number of ready in-flight functions. When we analyze how thread mappings are done in various RMT techniques, they either prioritize the leader thread, the original thread, or the trailer threads, the redundant threads. But the current RMT techniques are based on mostly the hardware-based techniques. So there's an information flow between trailer and the leader threads. So therefore, you can prioritize some of them. But on the other hand, in our work, we simply implement this method in totally software level, indeed application level. So there is no information flow between these threads, redundant threads simply. So in order to show the efficiency of our system, we simply construct a use case. In this use case, we use 6 applications from Polybench suite. Indeed, we use all 30 applications in our previous study, but we select only representative ones for different sets. And we analyze these applications and we found that the main algorithm part is the most critical one, and we execute these parts redundantly. We provide TMR method. That means there is one primary and two redundant threads for executing this most critical part, which is main algorithm. So if we have 6 applications, there might be in total 18 threads since there will be 3 threads for each application. We utilize 9 cores. Each core support 2 threads. So our problem, something like that, how to map these 18 threads to the available 9 cores. So I will mention these mapping techniques. Let's start with the static mapping technique. In the RMT X time, we simply collect the execution time of the applications, like we see in table 1. Then we map the each thread of the application with the highest execution time
with the each thread of the application with lowest execution time. So we group the applications here with the same color as you see in the table one. For example, the application with the highest execution time is FTT2D. So we map the threads of FTT2D and the reach in the same cores simply. Likewise, the second highest will be mapped with the second lowest, and third highest will be mapped with the third lowest one. In the RMT IPC, we analyze the IPC value of applications beforehand, and then we group the applications which having the highest IPC value will be paired with the application threads with the lowest IPC value. In the third one, we analyze the cache miss ratios. So cache miss ratios, our aim is here, we try to map the threads which will use the cache efficiently, and the application threads which cannot use the cache, which cannot benefit from the cache efficiently to the same core. Rather than cache miss rate, we simply look at the cache access values to balance the network access of the application threads. So we analyze the applications beforehand, then we simply pair the application threads with the highest number of cache access with the each thread of the application with lowest number of cache access. In the fifth method, we simply try all different combinations of applications manually. And so in the strategies from S1 through S5 is simply different combination of applications. For the S6 one, which is not shown in the table, we pair the two threads of the same application onto the same core, and one remaining thread from each application simply paired based on the RMTX time strategy. In the dynamic IPC version of the mapping techniques, we do not collect any preliminary information, and dynamically we decide which thread will use which core. So in order to do that, we calculate the IPC value of each core as well as each thread during routine time intervals, what we call epoch, and then sort the cores based on their decreasing activity and sort the threads based on their increasing activity. Then we map each thread with the lowest IPC value to the core with the highest IPC value. That's why we try to do a load balancing system. For the experimental study, we use Mare Nostrum 4 supercomputer in BSC. These are the details of the Mare Nostrum 4. We specifically use 9 cores on a special SMT node of the supercomputer. We support 2 threads per core. As a baseline approach, we use our application level RMT method, but we do not interfere with the thread to core mapping strategy. So we left this responsibility to the operating system, and this is our baseline approach. To get preliminary information about the applications, we use Linux Perf tool. In order to take the information dynamically at runtime, we again use Linux Perf event library. To evaluate our mapping techniques over the baseline, we simply look at different metrics. The first one is average speed up, which will arithmetically calculate the speed, average speed up of per application speed ups. And the second one is harmonic speed up, which will take the harmonic mean of the per application speed ups. We look at the harmonic speed up because to eliminate aggressive improvement in one application, because in the harmonic mean, it takes also the fairness. In the third one, we look at the mean slowdown of each application when this application runs alone, which is the geometric mean of per application execution time. By the way, average speed up and harmonic speed up, these are higher the better metrics, but mean slowdown is lower the better metric. The last metric is fairness, which is known as Jane's fairness index. So it calculates the slowdown of each application, and it simply results a value between 0 and 1. 1 is the best case. So with this fairness metric, we expect that under a fair operation, each application should equally slow down. So when we look at our experimental results with different mapping techniques with average speed up, harmonic speed up, mean slowdown, and Jane's fairness index, we saw that none of the static mapping techniques cannot simply outperform the baseline
especially on harmonic speedup, and that's the reason is that application threats behavior change dynamically, and the dynamic methods benefit from this change rather than the static mapping methods. So dynamic mapping methods is 7% better than the baseline in terms of harmonic speedup, which takes both performance and fairness. When we look at per application execution time with each mapping technique, we can simply observe that each application performance will be improved by either static or dynamic method. But static mapping method simply improves the performance of application based on its needs, like execution time or IPC or cache miss or cache access value. But this static mapping technique, for example, the yellow one, RMT IPC, is good for SYRK, but it is bad for correlation or Derish or FTD2D. So on the average, it is not good at as the better than the baseline, but for application specific analysis, yes, it is better for some of application, but it is not bad for not good for some other application. But when we look at the dynamic IPC method, it is good for all applications except for Derish, but it is very close to the baseline in Derish case. On the average, it is 7% better than the baseline. To conclude, we simply analyze the performance impacts of different thread-to-core mapping strategies with our application-level RMT method. So we observe that dynamic mapping method is superior than the other ones. It can provide improvement up to 17%, but with the average of 7%, it also improves the performance of all static mapping methods. We think that we can integrate that dynamic mapping method to our application-level RMT a technique, especially for the systems with limited number of cores. These are my references. I gratefully acknowledge the financial support of TÜBİTAK under the program of BDEP 2219 while I was a postdoctoral researcher at BSc. Thank you so much for your listening. I'm ready for your questions or comments. I have a question, Hocam. He used to be my TA, so I call him Hocam. So, you said that when you annotate the code region will be made redundant. So, is this redundancy created by compiler support? I might have missed this information. It is implemented in totally an application level by using pthread library. Okay. So you manually mark part of the code as critical. So what makes part of the code critical? So critical means when a fault hit to the application while executing that specific function, the output of that application will be affected from that change. So we inject faults to the application, and also we analyze the execution time profile. And based on these two analyses, we decide that, okay, this function has the highest criticality for the application. When a fault hits to the application while executed that specific function, the output will be corrupted in high probability, let me say. Okay. In the other parts of the code, if you have such an error, the code, yeah, the code's output is still integrity. Oh, yes. Still. Yes. I would think that whenever you have such a case, the output would be different and it would be as important as the other parts. Yes, we observe, we analyze simply 30 applications for this analysis. In some applications, for example, the input pre-processing part has higher execution time profile. So if a fault hits to that function, the output is more probable to with Irini's output. Okay. Right, thank you so much. Speaker